Ortak nokta nerede? Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı kararları çok doğru bir şekilde istişare edip doğru hukukçularla adalet dağıtması lazım. Ben bugüne kadar bunu görmedim. Bak görmedim. Vedat Muriç örneği gibi. Hatta Galatasaray Teknik Direktörü hocamız Fatih Terim'e sevk ettiler. Sevk edilmesi için hiçbir sebep yokken, bayram değil, seyran değil, hiçbir cümlede kusuru yokken bence. Zaten ceza da vermediler de. Ya niye sevk ediyorsun? Hani neden sevk ediyorsun? Senin hukuk kurulunun başındaki Fatih Terim'i en son sevk edilmesinin sebebini birisi bana söylesin. Bu ne oluyor? Galatasaray taraftarına kaşıyor. Bu ne oluyor? Fenerbahçe taraftarını sürekli olarak kaşıyor. Limit konusunda bilmiyorum. Ekonomist ve hukukçu değilim. Ama Nihat Bey de şunu söylüyor. Sezon sonunda zaten her şey ortaya çıkacak diyor. Karşılıklı atışmalar muhtemelen yarın Ali Bey'in de bir basın toplantısı varmış. Fakat burada en tehlikeli cümle şu. Şu anda gerçekçi ve açık konuşmak gerekirse Muratçığım, ülke ve taraftarlar devlete karşı bir kıpırdanmalar var. Ama nasıl dostluktan bahsediyorsanız yani Mustafa Cengiz olarak direkt diyor ki Fenerbahçe'nin bakanlara, şunlara, bunlara, devlete böyle davranması diye. Hani bir de şikayet. mesaj mı veriyorsun yani sen devlete? Bak bunlar sizle uğraşıyorlar diye. Yarına bir gün siz haksızlığa uğrarsanız kendinize göre, Fenerbahçe öyle düşünüyor. Ne yapacaksınız? Onun için bir öncülük yapmak üzereyken bu kez Fenerbahçe'yi 18 kulübün dışında devletle problemli hale getiriyor.